Ne diyor? Merdiven basamaklarını ikişer ikişer çıkan bir kişi son adımda bir basamak çıkmıştır. İnişte üçer üçer inmiş, son adımda iki basamak inmiştir diyor. İnişte ve çıkışta toplam 40 adım attığına göre merdiven kaç basamaklıdır diye sormuş. Şöyle bir şey yapalım beraber. Şöyle bir merdivenimizin var olduğunu düşünelim. Rengimizi değiştirelim. Bir de puntoyu kalınlaştıralım. Şimdi normalde çıkarken ne yapıyor bu? İkişer ikişer çıkıyor. Yani şöyle ikişer ikişer çıkıyor. Sonra bir de son bir adımı daha var. Şunu ben o adımı farklı yaptım. Sonra inerken de ne yapıyor? Üçer üçer iniyor. Daha büyük adımlar bunlar. Bu sefer yine son adım bir tane daha adım attı. Şimdi çıkarken T adım atsın ve bir adım burada. İnerken ne olsun? Mesela M adım atsın. Bir de son bir adımı daha var. O da bu. Şimdi toplam atılan adım sayısı inişte ve çıkışta toplam 40 adım atıldı dediğine göre şu mudur acaba? T artı M. Şimdi bir orada bir orada 2 yaptı. O zaman bunların toplamına ne kaldı? 38 kaldı. Birinci ayağımızda bu var. Sonra peki daha ne diyebiliriz acaba? Şimdi her adımda ikişer çıkarken T adımda 2T basamak atlayacaktır. Şurası. Son bir adımda ne diyor? Son adımda bir basamak çıkmış. O zaman artı 1. Yani bu şimdi ta buradan buraya kadar ki çıkarken tüketilen basamak sayısı aslında. Bir de inişe bakalım. İnişte de her adımda 3'er basamak indiğine göre 3M basamağı orada atladı. Bir de son adımda 2 basamak atlamış. Yani şu son bir adımı var ya, burada 2 basamak atlıyor. Bir de artı 2 diyor. Bak buradaki yazdığım her değer, unutma, aslında adım sayıları, basamak sayıları onlar değil. Basamak sayılarını bu şu an buraya yazdım ben. Şimdi bunu da nasıl yapmış oldum? Yukarıdan aşağı bu sefer merdivenin basamak sayısını söylemiş oldum bunu yazarken. Bunların ikisi aynı merdiven olduğuna göre eşit olmak zorunda. Evet, durum bu. Şimdi biz şöyle yapalım. Burada herhangi birinin yerine mesela şu T'yi yalnız bıraktığım zaman şu T'yi burada yerine yazacağım. Nedir? 38 eksi M'dir. Artı 1. 3M artı 2. Şimdi burada eksi 2M sağ tarafa artı 2M diye geçtiği için 5M var burada. Burada bu gitti. Burada ne var? 1. Şimdi şurası kaç yaptı? 76. Bir de 1 buradan çıktı. 75 çıktı. Evet. M'nin değerine çıktı bu durumda. 15 çıktı. Gideceğiz bu 15'i şurada yerine yazalım. Şurası neydi? Basamak sayısıydı zaten. Yerine yazdığım zaman 3 kere 15 45. Bir de 2'miz var. Demek ki bu merdiven kaç basamaklıdır? 47 basamaklıdır. Yani cevap D şıkkında geldi. Şimdi soruda diyor ki bir reklam firması 4 metreye 6 metrelik bir afiş hazırlayacaktır. Firma müşteriden her metrekaresi için 25 lira istemiş ancak üretimi yapacak olan makina hem en hem de boydan 1/5 oranında daha küçük bir afiş üretmiştir. Bu hatayı fark etmeyen reklam firması müşteriden kaç lira fazla para almıştır diye soruyor. Şöyle düşünelim, normalde afişimiz böyle bir şey diyelim. Tabii ki ne oldu? Daha küçük bir afiş hazırlanmış oldu. Ne kadardı bu? 4 metreye 6 metreydi. Şimdi burada 1/5 oranında daha azsa burada 6 eksi 6/5 bunun boyu. Bu da nedir? 4 eksi 4/5'tir. Evet, durum bu. Şimdi burası için kaç metrekare var? 24 metrekare var. Ve metrekaresini 25 lira istediğine göre çarpı 25. Normalde aldığı fiyat bu. Yani firma bunu böyle biliyor. Makinenin hatalı ürettiğini bilmiyor. 600 lira bir aldı. Fakat gerçeğe bakalım. Şimdi gerçekte şu boylar ne? 6, şurayı bir hesaplayalım. Buradan 30 eksi 6'dan kaç geldi? 24/5. Şurası ne yapıyor? 20, 16/5 yaptı. Tabii bunu da çarpı 25. Hani aldığı fiyat 25 değişmiyor. Buradan şunlar birbirini götürdü. Ne kaldı? 24 çarpı 16 kaldı. Bunu bir yerde çarpalım. 384 yaptı. Yani firma 600 lira aldı ama aslında üretilen mal 384 liralık bir mal. O halde ne diyeceğiz? Fazla miktar, yani alınan fazla para bunların farkıdır. Çıkartalım. Ne kaldı buradan? 6, 1, 216 lira ne yapmış? Fazla para almış. Evet. Şimdi bu soruda haftanın her günü 45 kişilik gruptan en az birinin doğum günüdür. Haftanın her günü. Bu arada haftada 7 gün var. Her gün en az birinin doğum günüymüş. Buna göre aynı günde doğan en çok kaç kişi olabilir diye sormuş. Şimdi şöyle düşünürüm ben. Mesela 6 gün birer kişi doğsa, değil mi? 6 gün birer kişi doğsa sonuncu güne kaç kişi geriye kalır? Bir bak, 39 kişi geriye kalır. 39 kişi o sonuncu gün doğmuş olabilir. Yani o anlamda aynı günde doğan en çok 39 kişi vardır. Cevabımız neymiş? D şıkkıymış oluyor. Geçiyorum. Evet, bu soru gerçekten iyi bir soru. Yani nasıl çözeceğiz? İyi karar vermemiz lazım. Soruyu beraber okuyalım senle. Bir kitabın sayfaları 1'den 300'e kadar numaralandırılmış. Bu işlem sonucunda kaç 9 rakamı kullanılmıştır? Şimdi nasıl bir durum var? 9 rakamı. Şimdi ilk anda şöyle başlayabilir miyiz acaba? Yani desem ki 3 basamaklı düşüneyim. 0, 0, 9. Şimdi sen bunun solda yazdığım 2 sıfırına bakma. Yani bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedim. Ve bu bir tane burada 9 kullanıldı. Şimdi bundan sonra 2 basamaklara geçeceğim. Gene o sıfırlı yapacağım. Desem ki mesela 19. 19. Evet. Sonra ne gelir? Bir düşünelim. 0, 29. Böyle girerler. En son ne var elimizde? 0, 99 var. Acaba şimdi burada kaç tane 9 var? Bir saniye. Şuradan renk seçeceğim. Şimdi bak, şuraları baz al. 1, 2, 9 dediğimizde burada aslında 9 tane şu an sayı var. Ve bunların her birinde 9 var. 9 tane bir var. Ama şurada en sonuncu sayıda bir tane daha var olduğu için burada aslında tam tamına 10 tane 9 vardır. Oldu mu? Oldu. Yalnız özel bir şey daha söyleyeceğim sana. Bir de şöyle bir dünya var. 0.90'lılar var. 0.90. 0.91 diye gidiyor. Tabii en son 0.98'de durmalıyım. 99 yazmayayım çünkü buraya yazdım. Şimdi burada acaba kaç tane 9 var? Şimdi bak, sıfırlardan yola çıkalım. 0, 1 diye 8'e kadar gidiyoruz. 9. O zaman burada 9 tane var. Şimdi ben burada toplam 1, 10 ve 9 tane olmak üzere 20 tane 9'u kullandım. Tamam. Şimdi buradaki yazımda son basamak, yüzer basamağı 0. Görüyor musun burayı? Bak, burası ne? 0. Peki 1 olsa orası. 1 olsa. 1 için de yine aynı durumlar tekrarlamayacak mı? Evet, tekrarlayacak. O yüzden orada da 20 tane var. Peki yüzer basamağı 2 olsa yine aynı şeyler tekrarlamayacak mı? Evet. Orada da 20 tane var. Şimdi 3 yazamıyoruz çünkü 300'e kadar gideceksin. Yani en son 299'da duruyorsun. O burada var zaten. O anlamda sorumuzun cevabı kaç gelecektir? 60 tane gelecek. Yani cevabımız neymiş? Ceyhan'mış. Soru zor. Açık konuşayım. Yani iyi bir sistem yakalaman gerekiyor. Ben bunu en iyi böyle anlatabildim. Evet. Durum bu. Devam edelim. Ne diyor soru? Bir uçakta seyahat eden yolcular ikram edilen çay ve kahveden en fazla birini almış. Bu yolculardan çay alan yolcu sayısı kahve alan yolcu sayısının 3 katı. Şimdi bir saniye, ben şöyle düşünmek istiyorum. Şöyle bir küme ile çalışacağım. Şimdi bu küme içerisindeki insanlar Çay içenler, kahve içenler ve hiçbirini içmeyenler. Öyle kurguluyorum. Bu çay içenler olsun. Şu kahve. Ondan sonra bir de dışarıda adamlar var. Tamam. Ne diyordu? Çay alan yolcu sayısı kahve alan yolcu sayısının 3 katı. Yani ben buraya x dersem burası 3x'miş. Çay ve kahve ikramlarının ikisinden de almayan yolcu sayısı, ona şimdi y diyelim. Tüm yolcu sayısının 3'te biriymiş. Bir saniye. O zaman şöyle yazalım. Y sayısı, tüm yolcu sayısı y artı 4x'in neyi? 3'te biri. Buradan 3y eşittir y artı, yazayım. Y artı 4x. Yani 2y eşittir 4x. Demek ki y'ye ne yazacağız biz? 2x yazacağız. Evet. Aslında bu y'yi unutalım artık istersen. Buraya 2x yazalım. Çünkü y'yi bulduk. Tamam. Şimdi bak, burayı hallettik. Bunu da hallettik. Başka? Bu seyahatte çay almayan 72. Yolcu sayısı 72'ymiş. O zaman bu seyahatte çay almayan ya kahve aldı ya da hiçbir şey almadı. O zaman 3x yapıyor orası. 3x eşittir 72 çıktı. Burada x eşittir 24 çıkar. Tamam. Kahve almayan yolcu sayısı nedir diyor. Şimdi kahve almayan yolcular da ne almıştır? Çay ya da hiçbir şey almamıştır. Yani bize bunu soruyor. O halde ne diyeceğiz? 5 tane 24. O da nedir? 120'dir. Yani bu sorunun cevabı ne çıkmalı? 120 çıkmalı. Edirne cevabımız. Güzel bir soruydu bence. Evet. Şu ne? Bir üçgenin kenar uzunlukları ikişer ikişer toplanırsa 163, 148 ve 140 birim çıkıyormuş. En kısa kenar uzunluğu nedir diye soruyor. Çok basit bir soru bence. Kenarlar x, y, z diyelim. Bir üçgen çizelim. Şöyle. X, y, z diyelim. Şimdi ikişerli toplayalım. X artı y 163. Sonra ne diyeceğiz? X artı z. Bu rastgele. Yani zaten belli bir düzende söylememiş. 148. Bir de ne var? Y artı z kalıyor. Y artı z de neymiş? 141. Şimdi bunların hepsini toplayacağım. Topladığım zaman iki parantezinde x, y, z gelecek. Şimdi buradan neler gelecek? Bir bakalım. Evet. Gelen sayı nedir? Şimdi 163, 140, 300, 311, 312, 352, 452 geldi. Benim gördüğüm sayı şu an bu. 452. Şimdi her tarafı 2'ye bölersek demek ki x artı y artı z ne çıkacaktır? 226 çıkacak. Evet. Soru neydi? En kısa kenar diyor. Şimdi en kısa kenar... Toplamı en çok olan yerde midir? Şimdi bakalım en kısa kenar. Şunu alacağız bak. Şu x artı y'ye git. Şurada yerine koy. Şuradan bahsediyorum. Şurada yerine koy. O zaman z burada en kısaymış zaten. Evet. En kısa. Yani o halde 226'dan biz 163'ü çıkartalım. Buradan 3 indi. 12'den 6 çıktı. Ne kaldı buradan? 12'den 6 çıktı. 6 kaldı ve bitti. 63. Demek ki cevabımız neymiş? 63 birimmiş. O da benim yazdıklarıma göre neymiş? Z kenarıymış. Evet, durum bu. Soruda öğretmeni Ayşe'den sınıfta düzenlenecek bir etkinlik için 4'ün katı olan 2 basamaklı tüm doğal sayıları pimpon toplarının üzerine yazmasını istemiş ve gereken kadar pimpon topunu Ayşe'ye vermiştir. Ancak Ayşe öğretmenin söylediğini yanlış anlamış ve pimpon toplarının üzerine 5'in katı olan 2 basamaklı tüm doğal sayıları yazmıştır. Buna göre Ayşe kaç pimpon topunu hiç kullanmamıştır diye soruyor. Anladım. Şimdi normalde öğretmen şöyle düşünmüş. Hani Ayşe'ye pimpon topu ne kadar vereceğim diye düşünmüş. İlk 4'ün katı olan sayı 12. Sonra kim var? 16 diye gidiyor. 20 ve en son 4'ün katı olan sayı 96. İki basamaklı tüm 4'ün katı olan sayılar bunlar. Bunu bir hesaplayalım. Kaç tane pimpon topu vermiş onu bir görelim. Bunları çıkartıyoruz. Bölü 4 artı 1. Bunu biliyorsundur diye düşünüyorum. İstiyorsan bununla ilgili bir not vereyim. Şuydu. Son terim. Bak, terim sayısı. Yazayım şuraya. Terim sayısı şöyleydi. Son terim eksi ilk terim sonra bölü ortak fark artı 1'di. Yani ben bu soruyu öyle çözdüm. Burada kaç tane terim var? Son terim 96, ilk terim 12, ortak fark 4. Çünkü niye 4? Baksana şunların hep her birinin arasında 4'er fark var. Zaten 4'ün katı olduğu için öyle olmak da zorunda ayrıca. Bir de artı 1. Şunu bir yapalım. Ne oldu burası? 84, 4, 21, bir daha 22. Yani 22 tane pimpon topu vermiş öğretmen. İşte Ayşe ne yapmış peki? Ayşe şöyle yapmış. 5'in katlarını almış. 10, sonra 15, 20, 25'leri yazmış topların üzerine. En son yazdığı topun üzerinde ne yazar? 95 yazar. Buradaki kullandığı pimpon topunu bulalım. 95 eksi 10 bölü ortak fark 5 artı 1. 85, şu 85, 5'e böldüm 17, bir daha 18 pimpon kullanılmış. Kullanmadığı pimpon topunu bulmak için de ne yapmak lazım? Şu sayıyla 22 ile 18'i çıkartmak lazım. Ne çıkacaktır? Cevabımız 4. 4 pimpon topu hiç kullanılmamış. Bir sınıfta 40 öğrenci vardır. Sınıf pikniğine bu öğrencilerden her biri bir ya da iki konuyla gelmiştir. Bu piknikte her öğrencinin konuğu olmuş ve toplam 54 konuk gelmiştir. Şimdi o zaman şöyle ayıralım. Şimdi iki konuklu öğrenci sayısını soruyor. Şimdi nasıl ayırsak biz bunu? Toplam 40 öğrenci var ya. Şimdi iki konuk getiren var bir. İki konuk getiren diyeyim. Bunların sayısı x tane olsun. Bir de kaç konuk getiren var? Bir de bir konuk getiren var. Onların sayısı da bu durumda 40 eksi x. Çünkü toplam 40 öğrenci vardı. Şimdi o zaman bunlardan gelen konuk sayısı 2x. Şuradan gelen konuk sayısı da 1 çarpı 40 eksi x. Evet. Toplam gelen konuk sayısı neydi? 54. Tamam. Şimdi burada sadece x kaldı. X artı 40 54 ise x nedir? 14'tür. Soruda zaten bize o değil miydi? Yani 2 konuk getiren kişi sayısıydı. X'ti. Yani cevabımız A şıkkında çıktı. Şimdi bu soru 9, 10, 11. soruları içeren bir soru. Bir dönme yönü verilmiş. Sağa doğru dönüyor. Ne diyor? Şekilde. Ben şimdi burayı siz göremeyeceksiniz. Bir kaybolayım şuradan. Şekilde bir dönme dolabın maketi çizilmiştir. Harfler oturma yerlerini göstermektedir. Dönme dolabın bir turu 6 dakika ve her bir kabin için indirme bindirme işlemi 10 saniye sürmektedir. Bu genel bir bilgi. Bir doğru anlayalım neler olup bitiyormuş burada. Olay şu. Şimdi her kabindeki insanlar 10 saniyede inip biniyor. Bir de bu tam tur attığı zaman mesela A'dan itibaren tekrar A'ya gelme anına kadar geçen sürede 6 dakikaymış. Tam turu 6 dakikada yapıyor çünkü. İlk soru şu. Dönme dolap boş iken A kabinine binip tüm kabinler dolduğunda ve bir turu sonunda geri inen bir kişi kaç saniye havada kalmıştır diye soruyor. Şimdi bir kere tam bir tur attığına göre saniye diyor. 6 dakika havada kaldı. Bir 360 saniye havada duruyor bu. Evet. Şimdi bir de şöyle düşünmemiz gerekiyor. Burada kendisinin dışında tam 11 tane nokta var. 11 noktanın her biri de 10 saniye bekleme süresi yaşatacak kişiye. O yüzden ne olacak? 11 çarpı 10'dan 110 saniyede öyle geçecek. Toplamda da nedir geçen süre? 470 saniye. Yani 470 saniye boyunca bu kişi ne olacak? Havada kalacak. Yani cevabımız B şıkkı. Evet. Bakalım 10. soru nasılmış? Tamam. Dönme dolap boş iken gelip E kabinine binmek isteyen bir kişi sıradaki kabinlerin dolmasını kaç saniye bekler? Bir daha okuyalım. Dönme dolap boşken E kabinine binmek isteyen. Şimdi dönme dolap bomboş. Şimdi E kabini burada. Şimdi buna binmek istiyor. Boş olduğuna göre beklemeyecek bu. Tabii ne diyor? A kabini yerdeyken. O zaman nasıl bir durum var? Bir inceleyelim. Nasıl bir durum olabilir? Şimdi normalde tam burada 12 tane aralık var. 360 saniyede tamamladığına göre o 360'ı 12'ye böleceğim. Bu her bir parçanın ne kadar zamanda hareket ettiğini gösterecek. Burada kaç parça var? 1, 2, 3, 4 parça var. O yüzden biz bunu ne yapacağız? 4'te bir çarpacağız. Şimdi buradan elde ettiğim değer nedir? Şimdi şöyle gittiği zaman aşağıda 3 kaldı, 120 saniye. Evet, pekala. Şimdi kişi neyi bekleyecek bunun dışında? Yani bu dönme süresiydi. Bir de kabinlerin dolmasını bekleyecek. Hangi kabinler dolacak? Onu farklı renkte göstereyim. Şimdi A kabini dolacak 1, B dolacak 2, C dolacak 3 ve D dolacak 4. Buradakilerin dolması için de bir 40 saniyede öyle geçecek. Toplamda 160 saniye E kabinini bilmek için bekleyecek. Yani cevabımız ne çıkıyor? Ceyhan'da çıkıyor. Peki. Şimdi bu ne diyor? Dönme dolap boşken sadece 4 kişi gelmiş ve sırasıyla A, D, G, K kabinlerini bilmişlerdir. Her biri 4 tam tur attıktan sonra inmeye başlamışlardır. Buna göre diyor, K kabinindeki kişi kaç dakika havada kalır? Şimdi bir kere 4 tur atılıyor. Onu bir konuşalım. Şimdi sen K kabinine binmek istiyorsun. Öyle düşün. Şimdi 4 tur bindikten sonra olduğunu düşünelim ilk önce. 4 tur için bir kere ne kadar zaman geçecek? Daha doğrusu 4 çarpı 6'dan yani 6 dakika sürüyor ya. 24 dakika öyle geçecek. Yani sen 4 tur boyunca havadasın çünkü. Şimdi bundan sonra ne olacak? Sırasıyla ilk önce binen A idi ya. Bak A, sonra ne var? D ve sonra da G var. En sonunda K. Şimdi K bir de şunları beklemek zorunda. A'dakinin, D'dekinin ve G'dekilerin inmesini beklemek zorunda. Şimdi bu da bize ne kadar zaman kaybettirir? 30 saniyede öyle zaman kaybettirir. Şimdi 30 saniye ne kadar dakikadır? Yarım dakikadır. Yani 0.5 dakikada öyle geçecektir. Dolayısıyla ne oldu? 24,5 dakika havada kalacaktır. Yani cevabımız neymiş? C şıkkıymış. Peki bu soru ne diyor? 9 kilo portakal parasıyla 4 kilo erik. Yani şuraya yazabilir miyim? 9 kilo portakal parası ile 4 kilo erik. Tamam. Sonra 8 kilo erik parasıyla da neymiş? 3 kilo kiraz alınıyor. Anladım. Tamam. Buna göre 24 kilo portakal. 24 kilo portakal parası ile kaç kilo ne alınır diyor? Kiraz alınır diye soruyor. Şimdi biz buradan şöyle devam edelim. Oran atılan gidelim. Buraya T'ye 4x, E'ye de 9x dersen bu eşitlik sağlanır. E 9x ise şurada tekrar 9x'i yerine koydum. O zaman K'nın da ne olması gerekir eşitlik sağlanabilmesi için? Bir bakalım 3. Şimdi şu 3'te 9 gittiği zaman burada 3 kaldı. 3 kere 8'den 24x gelmedi. Bu bize şunu söylüyor. Bir portakal ki mesela 4x TL iken kiraz neymiş? Kiraz 24x TL'ymiş. Şimdi sen 24 kilo portakal alabilmek için 24 çarpı 4x lira para ödersin. Bu parayla da kaç kilo kiraz alırsın? Şu bir başka bir harf kullanalım. Nasıl bir harf kullanalım? Böyle T harfi kullanalım. Kirazın kilosu T lira diyelim. O da nedir? 24x'e çarpılacak. Evet. T kilo aldığım zaman çarpı 24 lira para ödeyeceğim. Yani şu an bu durum eşit birbirine. Bunlar birbirini götürdü. X'ler de birbirini götürdü. T ne çıktı? 4 çıktı. Demek ki bu paraya yani 24 kilo portakal parasına ben 4 kilo ne alabilirmişim? Kiraz alabilirmişim. Cevabımız B şıkkı. Evet, soruyu bir okuyalım. Bir fırında satılan ekmek ve pide ile ilgili bilgiler tabloda verilmiş. Şimdi ne görüyorum? Burada ağırlıklar var. Gram türünden. Fiyatlar var. Bu. Evet. Şimdi okuyacağım. Bu marketten en az bir pide ve en az bir ekmek aldığı bilinen bir kişinin alışverişi toplamda 12,6 kilogram ağırlığa sahiptir. Buna göre bu kişi en az kaç TL harcama yapmış olabilir demiş. İlk etapta şu 12,6 kilogramı bir grama çevirin. Bunu 1000'e çarpacağız. O yüzden 12.600 gram alışveriş yapmıştır diyoruz. Bizim gram türünden konuşuyoruz ya. Diyelim ki x tane pide aldık, y tane de ekmek aldık diyelim. O halde 300 çarpı x artı sonra 240 çarpı y, gramaj bunlar bu arada. Neyi vermeli bana? 12.600 gramı vermeli. Şuradan birer sıfır gönderelim. Hatta bölebildiğim kadar böleyim. Ben burayı kaça bölsem? 2'ye bölsem 15x, 2'ye bölsem 12y, şunu da 2'ye bölsem 630 yaptı. Daha da bölebilirmişim. 3'e bölsem buradan 5x, 4y, şurası da kaç yapıyor? 210 yapıyor. Şimdi en az TL harcayarak buna ulaşmak istiyorsa ne yapması lazım? Ucuz olandan çok almalı. Ucuz olan da kim burada? Ekmektir. Bu çok olmalı. Buna nazaran da x ne olmalı? Az olmalı. Pekala, şimdi şöyle bir düşünebilir miyim? Bu zaten çift bir sayı. Bu da çift bir sayı. O halde burası da ne olmalı zaten? Çift bir sayı olmalı. Şimdi yani ben x'e az değer vereceğim ama x'e bir değerini verirsem burası teke düşer. Biri zaten alamayız. 2'ye alsak ne olur? Bir bakalım. 5 kere 2 10 yaptı burası. 210'dan 10 çıktı. 200 kaldı. Güzel. 200 de ne yapıyor? 4'e bölünüyor. Buna karşılıkta ne geliyor? 50 geliyor. Anladın değil mi? Şimdi mevzu şu. Bu adam 2 tane ne almış? Pide almış. 50 tane de ekmek almış. Bize fiyat soruyordu. Onu şurada hesaplayalım. 2 tane neydi? Pidenin fiyatı 2 kere 2. Sonra 50 tane ekmeğin fiyatı da 1'di. O halde 4 buradan, 50 de buradan, 54 TL ne yapmıştır? En az para harcamıştır. Cevabımız A şıkkıdır. Peki ne diyor soru? Bir marangoz 80 santim, 144 santim, 320 santim uzunluğundaki 3 ağacı ayrı ayrı keserek eşit uzunlukta parçalara ayırıyor. Şimdi bu bir kere EBOB sorusu. Yani 80'i, 144'ü ve 320'yi hepsini birden bölen bir sayı keşfetmem gerekiyor. Yani biz buna ne diyoruz? EBOB diyoruz. Şuradan hemen yapalım. Şimdi çizgi çizeceğim. Pekala. Şimdi 2'ye bölsem ne kaldı burada? 40. Burada 72. 160. 2'ye bölsem 20. 36. 80. 2'ye bölsem 10. 18, 40, 2'ye bölsem 5 ve 9 ve 20. Evet, bu durumları elde ediyoruz. Daha da bunlar bölünmüyor. Şimdi burada uzun uzun EBOB ekolu anlatmayacağım. Bu işlemin sonunda en alttaki kalan sayılar bu parçalara kaç tane parçanın elde edildiğini gösteriyordu. Yani şu 80 santimlik bir ağaçtan hani istenen şekilde parçalama yapıldıktan sonra 5 parça, öbüründen 9 parça, ötekinden de 320 parça, pardon 20 parça kalıyormuş. Şimdi toplamda yani 5, 9 ve 20 parça oluşuyor. Yalnız kesme işi, şimdi bir şeyi 5 parçaya bölmek için 4 kesim yapmak gerekir. Mesela bak, şöyle bir çizgi düşün, bunu 2 parçaya ayırmak için kaç kesim yapman gerekir? Bir çizgi. Şöyle bir şey düşünelim. Bunu 2 parçaya ayırmak, 3 parçaya ayırmak için kaç kesime ihtiyacım var? 2 kesime ihtiyacım var. O anlamda burada 4 kesim yapmak lazım. Burada 8, burada 19 kesim yapmak lazım. Bunların toplamı kaç yapıyor? Şu 12, 19 daha 31 kesim gerekir. Bunların her biri de 2 TL olduğuna göre cevabımız ne gelecektir? 62 TL gelecektir. Yani cevabımız B şıkkında çıktı. Pekala. Bakalım. Son soru. Bir ip önce 4 eşit parçaya bölünüyor. Daha sonra her bir parça yine 4 eşit parçaya bölünüyor. Bu işlem devam ettirildiğinde 7. işlemin sonunda kaç parça ip elde edilir? Bak. Şimdi ilk anda 4 parça. Birinci hamle. İkinci hamle bir daha 4 parça. Üçüncü hamle bir daha 4 parça diye gidecek. Tam tamını 7 kere yapılacak. Yani bu nedir? 4/7 demektir. Şimdi şöyle düşünelim istersen. Bunlar niye böyle çarpıldı diye soracaksın sen şimdi. Şimdi ilk önce bir tane şey düşün. Bir çubuğu düşün istersen. İp demiş gerçi de ip diyelim, tamam. Ben bunu 4 parçaya ayırdım. Sonra her birini 4 parçaya ayırırsam 16 parça çıkar. Değil mi? Yani ikinci ayırma işleminden sonra 16 parça çıkar. Sonra tekrar geri kalanların her birini 4 parçaya ayırırsam 64 parça çıkar. O yüzden çarpılması gerekiyor. 4/7 cevaplarda yok. Çünkü 2'ye bağlamış. O halde cevabımız nedir? 2/14'tür. Yani nedir cevap? Denizli'dedir.